Arkadaşlar merhaba. Basit olayların olma olasılığında üçüncü testle devam ediyoruz. Aşağıda birinci soruyla başlıyorum. Aşağıda boysgear.com alışveriş sitesinin A marka gömlek için yapmış olduğu üç farklı indirim seçeneği verilmiştir. Birinci seçenekte bakın 4 gömlek alıp 3 gömlek ödüyormuşsun. İkinci seçenekte gömleklerin toplam fiyatı üzerinden 60 lira indirim yapılıyormuş. Üçüncü seçenekte ise gömleklerin toplam fiyatı üzerinden %30 indirim yapılacakmış. Bu alışveriş sitesinden tanesi 50 lira olan gömleklerden 4 tane alan Adnan bu 3 indirimden birini tercih ediyor. Verilen bilgilere göre Adnan'ın almış olduğu gömleklerin tanesinin 35 liraya düşmesi olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar o zaman gömleklerin tanesi 50 liraysa ben 4 tane gömlek alırsam 4 adet aldım. 4 çarpı 50 ne yaparım? 200 lira normalde para ödemem gerekir. Şimdi 4 birinci seçenekte ne yapıyorduk? 4 gömlek alıp 3 gömlek ödüyorduk. Yani 150 lira ödeyeceğim. Ödeyeceğiz. Tamam. Peki benim Adnan'ın almış olduğu gömleklerin tanesinin 35 liraya düşmesi olasılığında 35 ile 4'ü çarparsak ne yapar? 140 lira yapar. O zaman bu birinci seçenek olmuyor. Yani çünkü birinci seçenekte 150 lira ödemiş oluyorum. Ben 140 lira ödemek istiyorum. Şimdi toplam 200 lira da ikinci seçeneğe bakınca 200 liradan 60 lira indirim yaparsam ne olur? Bak 140 liraya düşmüş olur. Güzel, bu oldu arkadaşlar. Üçüncü seçenek 200 liraya toplam fiyat üzerinden %30 indirim yapacağım. 30 bölü 100'ünü buluyorum. Bununla bu sadeleşir. 2 kere 30 60. Bakın 200'ün üzerinden 60 daha indirim yaparsam bu da 140 olur. O zaman dikkat ederseniz arkadaşlar 3 seçenekten 2 tanesi 140 liraya geliyor, bir tanesi 150 liraya geliyor. Benden 140 liraya yani tanesi 35 lira demek 4 tane aldığıma göre 140 liraya gelmesi demektir. Onun için ne olacak arkadaşlar dikkat ederseniz 3 seçenekten 2 tanesi bunu sağlıyor, bir tanesi sağlamıyor. O zaman 2 bölü 3'tür. Yani toplam 3 seçenek var tüm durum. Bakın toplam 3 durum. 2 durumda yeşil ve pembede sağlanıyor. Sarı da sağlanmıyor. 2 bölü 3 olacak cevap. Birinci sorunun cevabı Denizli. Geçtim ikinci soruya. Tuğba kahve içmek için bir kahve ekspres kafeye gidiyor. Tuğba menüye baktığında aşağıdaki sayfayı görüyor. Doğal olarak bir sürü seçenekler var. Tuğba'nın yukarıdaki menüden orta boy, sütlü ve kremasız kahve seçme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar benim burada ilk testlerde de söylediğim bir şey vardı, bir cümle vardı. Eğer birden fazla olay varsa, bu olayların aynı anda gerçekleşmesi isteniyorsa bunların olasılıklarını çarpmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben orta boy istiyorum. Kaç boy var? 3 boy var. Orta boy seçme olasılığım 1 bölü 3'tür. Sütlü iki çeşit var. Ya sütlü ya sütsüz. O zaman 1 bölü 2'dir. Kremalı kremasız. Ben kremasız istiyorum. 1 bölü 2'dir. Ve toplamda 1 bölü 12 elde edilir. Cevap Bursa'dır. Mantık bu arkadaşlar. Evet. Üçüncü soruya geçtim. Yandaki kutuda 8 pembe ve 12 mavi özdeş küp bulunmaktadır. Bu kutuya sonradan bu toplarla özdeş, bakın şöyle diyelim, 8 pembe, 12 mavi. Sonra 2 tane mavi ekliyorum, 14 mavi oluyor ve 3 tane pembe ekliyorum, 11 tane pembe oluyor. Bu birinci durum, bu ikinci durum. Buna göre yeni toplar konulduktan sonra rastgele bir küp çekilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz pembe daha fazla eklenmiş. Pembe ve mavi küp çekme olasılıkları eşittir. Ama yeni toplar konulduktan sonra ikinci durumla alakalı konuşuyor. Pembe ve mavi küp çekme olasılıkları eşittir diyor. Yanlış. Neden? Çünkü sayıları aynı değil. Mavi küp çekme olasılığı değişmemiştir. İlk duruma göre değişmemiş midir arkadaşlar? İlk durumda neydi? 12 tane mavi vardı. Toplam 20 tane top vardı. İkinci durumda toplam 25 tane top var ve 14 tane mavi var. Bu 20 ile 25'i kaçta eşitleyebiliriz? Bunu 5 ile, bunu da 4 ile genişletirsem. Bakın 60 bölü 100. Bakın bu da ne yapar? 56 bölü 100 olur. Hatta dikkat ediyor musunuz? Mavi top çekme olasılığı azalmış arkadaşlar. Mavi küp çekme olasılığı azalmıştır diyor. Bakın doğru cevap zaten C. Yani değişmemiştir diyor, yanlış. Pembe küp çekilme olasılığı azalmıştır diyor. Hayır, artmıştır o. Yani böyle yorumlayacaksınız. Ben maviyi yaptım. Siz de pembeyi yapın arkadaşlar. Oradan görürsünüz bu şekilde. İki aynı o iki olaydaki olasılığı da
hesaplarsanız karşılaştırma şansınız çok güzel olur. Dördüncü soru. Yukarıda ölçütleri 40'a 30 dikdörtgen şeklindeki hedef tahtası verilmiştir. Tahtanın içine ölçüleri 20-10 olan bir dikdörtgen ve onun içine de ölçüsü bir kenara 5 birim olan kare çizilmiştir. Buna göre hedef tahtasına isabet eden bir atışın kırmızı bölgeyi vurma olasılığı nedir demiş. Ne yapacağız? Hedef tahtası toplam alan nedir arkadaşlar, dikkat ederseniz? Toplam alan 30 çarpı 40'tır. Toplam dikdörtgenin alanı. Kırmızı bölgenin alanını nasıl bulurum? Bakın şu 20 ile 10'u çarparım arkadaşlar. Bakın 20 ile 10'u çarparız. Bu kırmızı bölgenin komple şunun alanı. Bunun içinden sarı bölgenin alanını çıkaracağız. 5 çarpı 5'i çıkaracağız. Ne yapar? Bak 200'den 25'i çıkarırsak yukarısı 175 olur. Aşağısı da 1200 olur. Şimdi bana bunları sadeleştireceksiniz arkadaşlar. Nasıl sadeleştiririz? 25'e bölersek 7 bölü. Bakın ben 1200'ü sizin için 25'e bölüyorum. 120'de 25 4 kere 100 yapar. 20 kalır. 200'de 8 kere. Bakın payda da 48'miş. 7 bölü 48 olur. Kırmızı bölgeyi vurma olasılığınız arkadaşlar. Dördüncü sorunun cevabı da bu şekildeydi. Geldik 5. soruya. Şimdi ilginç bir soru. Neredeyse bir sayfa mı? Maşallah. Yani arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Ne olur dikkat edin. ÖSYM'de, yani ÖSYM demişim. O liseyi hazırlayanlar. Milli Eğitim Bakanlığı soruları hazırlarken bazen bir sayfa sorular gerçekten veriyor. Ama arkadaşlar bu sorular diğerlerine göre çok 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 daha basit. Bakın. Ne demek istediğini anlayın. Emin olun çok basit olacak. Bakalım beraber. Aşağıda olasılık değerini anlatmak için geliştirilen bir etkileşim programının işleyişi verilmiştir. Güzel. Buna göre bir şey anlayacağım. Şimdi programa turuncu ve yeşil sayılar eklemek için kullanılır. Yani kaç tane turuncu, kaç tane yeşil var onu ekliyoruz. Programa eklenen toplardan rengi geçerli olan olasılık değeri hesaplanır. Ben buraya sonuçta kaç tane turuncu, kaç tane yeşil ekliyorum onu yazıyorum. Sonra hangisinin benim için önemli olduğunu işaretliyorum. Ona göre olasılığını hesaplayacağım. Mesela aşağıda örnek vermiş arkadaşlar. Şimdi 2 tane turuncu var, 3 tane yeşil var. Top sayılarını yazarak ekle tuşuna bastım. Sonra turuncuyu işaretlemiş. O zaman turuncunun olasılığı, bakın hesaplamışız, %40'mış. Gerçekten öyle mi? Bak turuncu top sayısı 2, toplam top sayısı 5. Ben bunu 20 ile genişletirsem 40 bölü 100 yapar. Bakın gerçekten %40'tır. Olay buymuş yani. Gelin şıklarda bakalım. Bu program görüntülerinin hangisinde hesapla düğmesine basıldıktan sonra 1'e en yakın değeri elde ederiz demiş. Hemen elde edeyim. Bakın A şıkkında geçerli top turuncuymuş. Turuncunun olasılığı nedir arkadaşlar? Toplam top sayısı 5, turuncu top sayısı 4. Bu kadar. Olasılık bu. Geçerli top sayısı yeşilmiş arkadaşlar. Toplam top sayısı 4, yeşil top sayısı 3. Evet. Turuncu geçerliymiş arkadaşlar. Toplam top sayısı 10, turuncu top sayısı 3. Yeşil geçerliymiş arkadaşlar. Toplam top sayısı 5, yeşil top sayısı 3. Gençler lütfen şuna dikkat eder misiniz? 3 bölü 10 çok küçük kalıyor bu arada. Dikkat ederseniz. Yani yarımdan da eksik. Ceyhan'ı geçin. Şimdi 4 bölü 5, 3 bölü 5'ten daha büyüktür. 1'e daha yakındır. Bunu da geç. Şimdi 4 bölü 5 ile 3 bölü... Şimdi 4 bölü 5 ile 3 bölü 4'ü kıyaslayacağım. Ben bu iki kesri nasıl kıyaslarım? Paydalarını eşitleyerek. Bak bu 4'tür, bu 5'tir. Basitçe hemen. 16 bölü 25, 15 bölü... Özür. 16 bölü 20, 15 bölü 20. 16 bölü 20 daha büyük olduğu için doğal olarak daha fazladır. Tamam mı arkadaşlar? O zaman A şıkkı 1'e daha yakındır diyebilirim. Evet. Üçüncü testimizi böylelikle bitirdik. Şimdi dördüncü testteyiz arkadaşlar. Birinci soruyla normalde devam ediyoruz. Yanda 20 dairelik bir apartmana ait ziller verilmiştir. Bu apartmanda her ailenin en az bir, en çok 3 çocuğu vardır. Şimdi bir çocuklu aileler, iki çocuklu aileler, üç çocuklu aileler diye o zaman ayrıyeten şey yazayım. Şimdi bir çocuklu aile sayısı iki çocuklu aile sayısının yarısı kadardır ve üç çocuklu aile sayısı ise 2 tanedir. 3 çocuklu aile sayısı 2'ymiş. Geriye 20'den 2'yi çıkarırsam 18 kalıyor. Şimdi 18'de de bir çocuklu aile sayısı iki çocuklu aile sayısının yarısı kadarmış. 3 parçaya bölelim. Yani arkadaşlar bir pay buysa, bak bir pay buysa 2 pay bu olacak.
3 paya bölersek 6 çıkar. Yani bu 6, bu 12 olacak ki sayılarını bakın kontrol edin şimdi söylediği cümlelerle kıyaslayın. Sayıların tuttuğunu göreceksiniz. Şimdi bu zillerden rastgele birine basıldığında toplam 20 tane zil var. Rastgele birine basıldığında çalan zilin iki çocuklu bir aileye ait olma olasılığı nedir? İki çocuklu bir aile 12 kişi, 12 aile var. Sadeleştirirsek bakın 4 ile sadeleştirirsek 3 bölü 5 elde ederiz. O zaman doğru cevap ne olacak arkadaşlar? D şıkkı olacak. Evet arkadaşlar bu soru da böyleydi. Şimdi geldim. Bakın ikinci sorumuz. Bir eğlence merkezine gelen misafirler dört parçaya ayrılmış çarkı iki kez çevirerek hediye kazanmaktadır. Bu iki çevirme sonucu gelen iki sayının aynı olması halinde kişilere hediye verilecektir. Yani ne demek istiyor? İki çevirdim birincisinde, ikiyi çevirdim. Sonra bir daha iki yaparsam hediye alıyorum. Mantıklı. Buna göre çarkı iki kez çeviren bir kişinin hediye kazanma olasılığı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar burada toplamda kaç durum var? Önce onu düşünelim. Şimdi mesela birden başlayalım. Ben önce biri çevirdim. İkincisinde bir çevirebilirim, iki çevirebilirim, üç çevirebilirim, dört çevirebilirim. Yani her durum için dört farklı var. Bak, ilk seferde bir çevirenin dört farklı durumu var. İki çevirenin de bir, iki, üç, dört farklı durumu var. Üç çevirenin de bir, iki, üç, dört farklı durumu. Dört çevirenin de bir, iki, üç, dört farklı durumu var. Yani toplamda 16 tane farklı durum var arkadaşlar. Şimdi bu 16 tane farklı durum varsa bunların içinde ben ne diyorum? Bir kişinin hediye kazanması için ne gerekiyor? Evet arkadaşlar toplamda bakın her birinde bir 4, 8, 12, 16 durum var. İstediğimle birinci de çevirdiğimle ikinci de çevirdiğim aynı şey olacak. Ne diyor bakın? İki çevirme sonucunda iki sayının da aynı olması halinde kişilere hediye verilecektir. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Bakın 1 1 var. 2 2 var. Değil mi? 3 3 var. 4 4 var. Değil mi? 4 farklı durum var. O zaman oran nedir arkadaşlar? 1 bölü 4 olur. Evet hemen yan tarafındaki 3. sorumuza bakalım. Aşağıdaki torbanın içinde 5'ten 15'e kadar olan doğal sayılar vardır. Bak 5'ten 15'e kadar. Güzel. Şekildeki gibi 16'dan 24'e kadar olan tam sayıların yazılı olduğu 9 kart torbanın içine atılıyor. Bunlar da torbanın içine atılıyor arkadaşlar. Güzel. Torbadan rastgele seçilen kartın üzerinde 5 ile bölündüğünde bir kalanı veren sayı olma olasılığı nedir? Arkadaşlar bak tek tek yazalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zaten içinde vardı. Yanına 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24'ü de ekledim. Şimdi burada toplamda kaç tane sayı adedi oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. Değil mi? Evet, 20 tane. Şimdi bunlardan hangilerinin 5'e bölündüğünde bir kalanını verdiğine bakalım mı? Mesela 6 olur. 5'in katını yani 5'in katlarını 1 geçecek. 11 olur. Bakın 16 olur. 21 olur. 1, 2, 3, 4 tane işaretledim. O zaman 4 bölü 20 de bana hangi değeri verir arkadaşlar? 1 bölü 5 değerini vermiş olur. Evet arkadaşlar bu sorunun cevabı da 1 bölü 5'miş. Şimdi geçelim 4. soruya. Şekilde bir kenarı 8 olan bir kare ve bu karenin orta noktaları birleştirilerek dörtgen çizilen fayanslar verilmiştir. Fayanslardan 4 tanesini birleştirerek bir süsleme oluşturmak isteniyor. Buna göre oluşturulan süslemeye etiket yapıştırılmak isteyen ustanın etiketi taralı bölgeye yapıştırma olasılığı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar toplam alanı bir karenin bir kenarı ne kadar? Dikkat ederseniz 8. Toplam alan yani şöyle bakın şurası 8 ise 2 tane koyduğumuz için dikkat ederseniz 16 olacak. Burası da 16 olacak. Bütün alanın 16 çarpı 16 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi İki tane yan yana konulmuş ya ondan dolayı. Şimdi şunların hesabına bakalım. Şu 8 ise 4 4. Buralar 4 4 olur. 4 kök 2 olur. Peki 4 kök 2'nin karesine bakarsak 4'ün karesi 16. Kök 2'nin karesi 2 olursa 32'ymiş. Şimdi arkadaşlar bakın şu alan 32. Buranın toplamı da 32 yapar.
Bak taralı alanları topluyorum. 1.32 o. 1.32 de şu. Şunun toplamı da şunun 4 tanesinin her birinin bak şu köşelerin her birinin alanı 8'dir. Değil mi? O zaman bu da 8, bu da 8 olursa arkadaşlar toplam 32, 40, 48 olur. Dikkat ederseniz. Ha, bir tane daha 16 gelecek yani. Ne oldu? 64, 80. Bakın taralı olan alan 80. Dikkat ederseniz bütün şeklin alanı 16 çarpı 16 yani 256 ile bulunacak. Ona göre bu oranı hesaplayabiliriz. 16'ya bölersem 1, 16'ya bölersem 5, 16'ya bölersem 1. 5 bölü 16 benim cevabım olacaktır. Doğru cevap Denizli. Peki burada şunu da söylemek istiyorum. Şuradaki bir üçgenin alanı neden 8? Bakın şuradaki zaten 4 çarpı 4 bölü 2 değil mi? Dik üçgenin alanı böyle bulunmuyor mu? Direkt buradan 8 olduğunu görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın her ne kadar ufak tefek bu üçgen konusu ikinci dönemin konuları kaldırılmış olsa da bazı bilgiler size hep sorulacak. Ben ufakça bir tekrar edeyim. Bir üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Onu söyleyeyim. H'a buraya tabana A dersem A çarpı H bölü 2 idi üçgenin alanı. Eğer bu bir dik üçgen olursa bak buraya B buraya C dersek C tabanına ait yükseklik B olduğu için iki dik kenarın çarpımının yarısı bana alanı verir. Lütfen buna dikkat edin. Aklınızda bulunsun. Yani ufak tefek bilgileri kullanmanız gerekebilir. Evet, şöyle bir kapatıp açalım yine. Ardından devam. Dördüncü sorunun cevabını da bulmuş olduk. Geldik beşinci soruya. Şimdi Özgür'ün bilgisayarının şifresi için aşağıdakiler bilinmektedir. 5 basamaklıdır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 basamak. İlk basamağı 2'dir. Koydum. 3'e tam bölünebilen rakamları farklı sayıdır. Güzel. Son 3 basamağı asal rakamlardan oluşur. Şimdi son 3 basamak asal rakamlardan oluşuyormuş. Benim asal rakamlarım 2, 3, 5 ve 7'dir. 2'yi zaten başta kullandığım için 3, 5, 7 buraya gelecek değil mi arkadaşlar? Yani şu 3, 5, 7 şuradaki buraya, buraya ve buraya yani 3 farklı yere dağılacak. Doğru mu? 1 ve 0 rakamı kullanılmamıştır. Şimdi 1 ve burada sadece olmayan ne var? Dikkat ederseniz mesela burada 3, 5, 7 gibi düşünün bunları. Atıyorum. Şimdi 3'e tam bölünmesi için 3'ün sayının rakamlar toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. 7, 5 daha 12, 15, 17. Şimdi 17'nin üstüne ben hangi sayıları eklerim? Bir de rakamlar farklı olacak ya. 17'nin üstüne normalde 1 eklersem ben 3'ün katı olur. Ama bu olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü özellikle ne diyor? 1 kullanamazsın diyor. Bunu geçtim. 1'den sonra 4 yazabilirim. 4 yazabilir miyim? Vallahi bir sakıncası yok gibi duruyor. Bir de 7 yazabilirim. 7 zaten burada asal rakam olduğu için kullandım. O zaman arkadaşlar bu da olmaz. O zaman benim buraya yazmam gereken sayı mecburen 4. Şimdi buraya yazmam gereken sayı net bir tane. Buraya yazmam gereken sayı da net bir tane. Sadece şuradaki asal 3 tane rakamın yerlerinin değişmesiyle elde edilebilecek sayılar var. Toplam durum burada nedir? 6. Değil mi? Bu arada neden 6? Onu direkt söyledik. Şimdi normalde 2, 4. Şunları 3, 3, 5, 7 ya. Böyle yazdım ya. Şimdi 3, 7, 5. Mesela 7, 5, 3. 7, 3, 5. 5, 7, 3. 5, 3, 7. 6 farklı şekilde yazabilirsiniz. Onun için tüm durum 6. İstenilen durum ne? Özgür'ün arkadaşının bu bilgilerle İlk defa şifreyi doğru bulma olasılığı nedir diyor. 6'da 1'dir yani. Bu 6 sayıdan birini doğru tahmin ederse dikkat ederseniz şifreyi doğru bulmuş olur. Evet. 6 ve 7. sorular var. Bir de 8. sorumuz var. Son 3 tane sorumuz kalmış. Diğer teste geçiyor ondan sonra. Evet arkadaşlar şimdi 6. soruya bakalım. İçinde harf ya da rakam yazılı olan şekiller yukarıda verilmiş. Bunların içinden seçilen bir geometrik şeklin sayı yazılı kare olma olasılığı nedir? Valla arkadaşlar şöyle düşünelim. Toplam kaç şekil var? 7. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru sayalım. İçinde sayı yazılı bir kare. Yani bununla bu var. 2, 2 tane var değil mi? 3 ve 8 yazılan kareler var. 2. Cevap 2 bölü 7. Bu kadar basit. 7. soruya geçiyorum. Şekildeki dikdörtgen leva üzerine rastgele seçilen bir noktanın daire üzerinde olma olasılığı kaçtır?
pi yerine 3 alın diyor. Şimdi arkadaşlar normal dikdörtgenin alanı 12 çarpı 15. Peki ben yarıçapın şuranın 12 olmasından mütevellit yarıçapın 6 olduğunu bulabilirim değil mi? Şimdi pi r kare değil mi alan? Pi'yi 3 aldım. R'de 6 olduğuna göre karesi 36'dır. Bakın burası da 3 çarpı 36 olur. Dairenin alanı. Şimdi bundan bunu sadeleştirelim. Burası 1, burası 3 olsun. Bundan bunu sadeleştirelim. Bu 5, bu 1 olsun. Bakın 3 bölü 5 olarak elde edersiniz arkadaşlar. Son sorunun, 7. sorunun cevabı ne? Evet. Bir sonraki soruya geçelim. Bir kapatıp açalım son soruyu çözerken. Şimdi 8. soruda yukarıda kare şeklinde bir pist, içinde ise çeyrek daire görünümde bir havuz vardır. Helikopterden atılan bir paketin havuzun dışına gelme olasılığı nedir? Vallahi toplam durum karenin alanı değil mi? 8 yapar. Kök 8'in karesi ne yapar arkadaşlar? Kare kare kök götürür 8. Tüm durum 8. Şimdi bunun dışına gelmiş olma olasılığını soruyor bana. Bakın bunun dışına gelmiş olma olasılığını soruyor. Nasıl hesaplayacağım bunu? Şöyle düşünelim. 8'den çeyrek dairenin alanını çıkaracağım. Neydi o? Pi r kareydi. Pi 3 olarak alıyorum. Pi 3 olarak alıyorum. R kök 8 olduğuna göre 64 mi oluyor? Pi r kare 8 oluyor. Özür dilerim. Kök 8'in karesi 8. Ama 4'te bir daire olduğu için 4. Şimdi bununla bu sadeleşir. 2 olursa 6'yı çıkarmam lazım. O zaman ne olur arkadaşlar? Şuradaki bu yeşil bölgenin alanı, bak özellikle söyleyelim, yeşil bölgenin alanıdır bu. Ne olacak arkadaşlar? 2. O da 1 bölü 4'e tekabül eder. Evet, bu testi de böylece bitirmiş olduk. Olasılığın mantığını anlayın. Yani istenilen durum ne? Onu belirleyin. Tüm durum ne? Onu belirleyin ve bu şekilde birbirini oranlayarak olasılıklarını bulabilirsiniz. Olasılık bence sınavın zayıf karnı. Yani kesinlikle eksik bırakmayarak ufak tefek dairenin alanı. Bakın özellikle şeye dikkat edin. Biz sürekli kullandığımız bir şey var. Dairenin alanını sürekli kullanıyoruz mesela. Bir dairenin alanı neydi? Bakın pi r kare. Eğer dairenin çevresi ihtiyacımız olursa çevrede 2 pi r ile bulunuyor. Bu yardımcı formülleri lütfen unutmayın. Bunları size biliyor kabul edecekler haberiniz olsun.